Bir tane alfa açısı verilmiş. Ki pi bölü 2 ile pi arasında, yani 90 derece ile 180 derece arasındaymış. Tanjantı da verilmiş bu alfa açısının, sinüs eğisi yanıyor. Şunu yapabiliriz. Tabii şunu önce şöyle yazalım. Şu 90 derece. Küçük alfa, küçük 180 derece. Eğer alfamız 90 ile 180 arasındaysa biz alfamızı 90 derece artı beta gibi kabul edebiliriz. Tabii buradaki beta dar açı olacak. Herhangi bir dar açı. 0 ile 90 derece arasında. Şimdi buna göre önce şuradan başlayabiliriz. Tanjant alfadan başlayabiliriz. Şöyle yazarız. Tanjant alfa eşittir. Eksi 2 bölü 3'tü. Buradaki alfa yerine 90 artı beta yazabiliriz. Şöyle olur. Tanjant 90 artı beta eşittir. Eksi 2 bölü 3. Eğer biz şunu hesaplayacaksak birim çember üzerinden dönüştürme işlemi yapmalıyız. Bir tane birim çember çiziyorum. Şöyle. Şimdi şurası 0 derece, burası 90 derece, 180 derece, 270 derece, şurası da 360 derece. İşaretleri yazacaksak burada artı artı, eksi artı, eksi eksi, artı eksi biçiminde olacak. Tabii bölgelerimizde şurası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, bu kısımda dördüncü bölge olacak. Şimdi bizimki tanjant 90 artı beta. 90'dan biraz fazla. Yani ikinci bölgeye düşer, şu bölgeye. Tabii şunu da söyleyebiliriz. Bu koordinatlardan birincisi kosinüsü, ikincisi de sinüsü ifade eder. Yani kosinüsün işareti eksi, sinüsün işareti artı ikinci bölgede. Tanjantın işareti de bu işaretlerin bölümü veya çarpımı olacak. İkisi aynı şey. Birisi eksi, diğeri artı olduğu için bunları çarparsak eksi gelir. Yani tanjantın işareti eksi olacak. Sonra şu 90 dereceyi kaldırabiliriz. Dikey eksen üzerindeki açılardan birini kullanıyorsak tanjant kotanjanta dönüşür. Tabii yatay eksenindeki açılardan birini kullansaydık tanjant yine tanjant olarak kalacak. Kotanjanta dönüşecek tabii, işareti de eksi. Eksi kotanjant beta eşittir. Eksi 2 bölü 3. Eksileri kaldırırız karşılıklı. Bu durumda kotanjant beta eşittir 2 bölü 3 olacak. Şimdi aradığımız şey sinüs alfa. Ona gelelim. Sinüs alfaya. Şöyle yazıyorum. Sinüs alfa. Tabii alfa dediğimiz şey 90 artı betaydı. Sinüs 90 artı beta yazabiliriz. Şimdi bölgesinden işaretini bulalım. 90'dan biraz fazla, 90 dereceden biraz fazla ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgeye. İkinci bölgedeki sinüsler arttı. Yani bunun sonucu pozitif bir sayı olacak. Sonra şu 90'ı çizebiliriz. Dikey eksen üzerindeki bir açı olduğu için sinüs kosinüse dönüşecek bunun sonucunda. Yani ifademiz kosinüs beta olacak. Şimdi betanın kosinüsünü bulmalıyız. Kotanjantını biliyoruz. Bunu kullanacağız. Şimdi şunu yapabiliriz. Buradaki kotanjant beta 2 bölü 3 olduğu için bir açısı beta olan dik üçgen çizebiliriz. Şu tarafa yapıyorum işlemi. Bir tane dik üçgen çizelim. 90 derece. Şuradaki açıdan şöyle beta olsun. Şurayı siliyorum. Şimdi şöyle bulmuştuk. Kotanjant beta 2 bölü 3'tü. Betanın kotanjantı. Yani komşu dikkenar bölü karşı dikkenar. Komşusu 2, karşısı 3. Hipotenüsü bilmiyoruz. Ona K diyelim. Biz burada Pisagor teoremi uygularsak K'nın karesi eşittir 2'nin karesi artı 3'ün karesi. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, toplam 13. Yani K'mız kök 13 olur. Yani şurayı kök 13 olarak bulmuş oldum. Eşittir diyorum. Şimdi beta'nın kosinüsü komşu dikkenar bölü hipotenüs. Yani 2 bölü kök 13 olur. Eğer paydada kök olmasını istemiyorsak bunu kök 13 ile genişletiriz ve sonucumuzu 2 kök 13 bölü 13 olarak buluruz.